Yasin Ağa, Ramazan'ın yerini sen mi söyledin? Düşün düşün, beni mi buldun? Ne diye ben söylüyormuşum? Şimdi için el vermemiştir. Ramazan'ın burada olduğunu gidip kulaklarına deyivermişindir. Hayır efendim. Hiç kimseye bir şey demedim ben. Ben birinden kuşkulanıyorum ama... Ne bakıyorsunuz? Sen de lafı ağzında geveleme. Ben ağzımı açmadım. Aman, bili yok senin ağzını. Gomudan geldiğinde bir bir anlatmadın mı Serap Hanım'ın yaptıklarını? Tövbeler olsun. Allah canımı alsın ki ben bir şey demedim. Bale. Senin demediğin ne malum? Ha? Denekedekileri sen danıyorsun. Onlara anlatmadığını nereden bile? Ha? Aa, üstüme eğilik sağlık. Hem bahane Ramazan'dan. Yasin Ağa. Şimdi senin yaşın burada hepimizinkinden daha geçkin. Senelerdir bu çiftliğin kahrını çektin. Artık ununu elemişsin, eleğini de duvara asmışsın. Değil mi? Sen Serap Hanım'a çıksan, desen ki... Evet, Ramazan'ın yerini ben söyledim desen. Evet, kabahatli benim desen. İyi olmaz mı? Burada... Bu kadar insan, ekmeğimizden olmayız. Değil mi? Sen zaten çalışmışsın çalışacağın kadar. Yahu ne diyorsun sen? Yapmadığım işi ne diye üstleneyim? Ya ben kendim için demiyorum. Aa, onlar için diyorum. Şimdi bunlar işsiz mi kalsınlar? Yani kadın başlarına sokaklarda mı yatsınlar? Hem sen de gider ayak, bir ağalık yapmış olursun. Değil mi? Bana bak Reşit Efendi. Senin karşında çocuk mu var? Yoksa abel adam mı belledim beni? Ben bugüne kadar hiçbir Allah'ın kuluna el kaldırmadım. Ama tövbeler olsun, Allah yarattı demem. Gebertirim seni. Ayağını denk al. Gülün'ün Ramazan'a yaptığı zorbalık. Hatta zorbalıktan da öte. Ama senin de kendini silahın önüne atman doğru mu? Ne yapsaydım Halide? Kurtarmasa mıydım? Zaloğlu senin yeğenin. Kim olursa olsun kendini böyle tehlikeye atmanı istemiyorum. Ya sana bir şey olsaydı? Gülün'ün ne deli olduğunu bilmiyor musun? Niye onunla ters düşüyorsun? Seni anlamıyorum. Sürekli bana kızıyorsun. Güllü'yle aram iyiyken kızıyordun. Şimdi ters düştük. Aram kötü, yine kızıyorsun. Haklısın. Kemal, bisikletle gidelim mi? Bence gerek yok. Yürüyelim. Bisikletle gidelim, ne olur. Hem benim çarşıya uğramam lazım. Neden? Annenlere hediye alacağım. Onları yemeğe davet etmek istiyorum. Kırgınlıklar bitsin artık. Birlikte bir yuva kurduk. Mutlu olmak için elimden geleni yapacağım.
Oldu tamam. Hamza için geldim. Nerede olduğunu biliyorsam Allah canımı alsın. Vallahi bildiğim ne varsa anlattım. Nereye, hangi deliğe girdi bilmiyorum. Biz biliyoruz nereye gittiğini. Suriye. Suriye mi? Akılsız ona. Kaçmış desene. Kaçamamış. Yakaladınız o zaman. Hayır. Atın içeri çeksin cezasını. Allah'tan korkmaz, kurtan utanmaz. Sandığın gibi değil Cemşir. Başın sağ olsun. Araziden geçmeye kalkmış. Naaşını tespit için Antakya'ya gitmen gerekecek. Affet. Elden bir şey gelmedi. Estağfurullah emmi. Af ne demek? Ben sizin başınızdaki cellatı bilmiyor muyum? Yine de Allah senden razı olsun. Korudun, kolladın beni. Sözümüzü geçiremedik. Gülizar Seyyar'a bacı çok dil döktü senin için. Lakin Serap Hanım Nuh dedi, peygamber demedi. Sağ ol. Halbuki Nuh da bir peygamber, öyle denilen mi? Ama o kitapsızın teki. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Ama elbet bir gün karşılığını görecek. Yarın Ruzi Mahşer'de defteri amal açılınca her şey dökülecek ortaya. İşte o zaman verecek seyyiatının hesabını. Yok. Mahşere bırakmayacağım ben onun hesabını emmi. Bırakmayacağım. Gönlünü şeytana kaptırma evladım. Kim güden, kim beslediğinden ziyade alçalır. Güllü eskiden hiç böyle değildi. Eski çamlar bardak oluyor Pakize. Kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Hepimize gözdağı verdi. Neden? Güya Ramazan'ın yerini çiftlikten biri söylemiş. Kimse ortaya çıksın dedi. Eğer ortaya çıkmazsa hepimizi kapıya koyacakmış.